Burası NTV Arşivi, Türkiye'nin görüntülü hafızalarından biri. Önümüzdeki dakikalarda sizi zamanda bir yolculuğa çıkaracağız. Çünkü bugünü daha iyi anlamak için dünü bilmek lazım. Size yeşil kart vaat ediyoruz, yeşil kart! Kendi selameti yola çıkan ülkeden hakiki kalkınma gibi her şey serbest, her şey bol olarak var. Seçim kampanyasını daha genel seçimler yaklaşıyor. 4 sene boyunca ülkeyi kim yönetecek yakında belli olacak. Ama biz eski seçimleri hatırlatacağız. İlk 3 bölümde 1946 ve 1999 arasını anlattık. Bu bölümde 2000'li yıllara, o dönemki seçimlere hangi havanın hakim olduğuna bakacağız. Türkiye'nin seçimleri başlıyor. ...1999'da Türkiye hükümet krizi içindeydi. Anasol-D koalisyonu bozulunca yerine yenisi kurulamadı. Seçime 4 ay kala ülke hükümetsiz kalmasın diye tüm partiler Bülent Ecevit'in başbakanlığına evet dedi. Ama 16 Şubat'ta yaşanan bir gelişme Türkiye'deki tüm dengeleri alt üst etti. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Bir Öcalan'ın yakalanması 1999 seçimlerine çok farklı bir mecra. Bir gecede, yani bir gece, dün bilmem şu rakamlardasınız, ertesi gün de. Millet dedi ki, Ecevit iyi bir devlet adamı. Bak Öcalan'ı bile yakaladı, getirdi. Çaresi var. Çare bizde. Büyük çare. Yeter. Hak milletin. DYP, lideri Tansu Çiller'i cesur yürek olarak tanıttı. Yeter Hak Milletin sloganıyla oy istedi. Kapatılan Refah Partisi'nin yerine kurulan Fazilet Partisi, afişlerinde mutfaktaki yangını kim söndürecek diye sordu. 18 Nisan 1999'daki seçimde Demokratik Sol Parti DSP sıçrama yaptı. Bir önceki seçimde %14 alan Bülent Ecevit, bu kez %22 oya çıktı. Birinci parti oldu. DSP-MHP-ANAP koalisyonu kuruldu. Oy kaymaları çok fazladır. Yani hiç istediğin, böyle hiç ummadığınız partiden öteki parti. Yani bir seçimde DSP'li olan bir seçim sonra MHP'li olabiliyor. MHP'li olan bir sonraki seçimde Anavatan Partili. Anavatan Partili bir sonraki seçimde CHP'li. Yani herkesi denemiş bir seçmen kitlesi. Hüsran yaşayanlarsa Cumhuriyet Halk Partililerdi. SP ile birleşmiş, dünyada yeni sol, Türkiye'de yeni CHP diyerek oy aramışlardı. Seçimden bir yıl önce hala akıllarda olan o kongre yapılmış, Deniz Baykal, Ricky Martin'in şarkısıyla partilileri selamlamıştı. Sevgili Deniz Baykal'ımız, hoş geldin yarının başbakanı Baykal. Deniz Baykal geliyor. Muhalefetteki son kurultayımız bu. Bundan sonra bütün kurultaylarımız iktidar kurultayı olacaktır. Ama bu temenni gerçekleşmedi. Genç ve dinamik imaj 1999 seçimlerinde CHP'ye yaramadı. Parti %10'luk seçim barajı altında kaldı. Deniz Baykal istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifamı gereğinin yapılması için bilgilerinize saygılarla sunarım. Deniz Baykal. Neoliberalizmde açılan bir şeydi. Ricky Martin var dumanlar içerisinden merdivenden aşağı inen bir kurultay yaşadık biz. 99 seçimlerinde de aynı merdivenlerden aşağı indiğimiz gibi CHP'de barajın altında kalarak maalesef parlamentoya siyasi tarihinde ilk kez giremedi. 1999-2002 arası belki de Türkiye'nin en sıkıntılı dönemlerinden biriydi. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla kişinin öldüğü 17 Ağustos depremi bu dönemde yaşandı.
Ardından 2000 ve 2001 ekonomik krizleri geldi. 1 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. 10 binlerce esnaf kepenk kapattı. Seçmen o dönem parlamentoda olan ister muhalefette ister iktidarda tüm partileri cezalandırdı. Bir sonraki seçimde parlamento dışında bıraktı. Halbuki ANAP, DSP-MHP koalisyonu büyük umutlarla başlamıştı. Gözün aydın Türkiye, ak güvercin diliyor. Güçlendikçe DSP, halkın yüzü gülüyor. Başarılı koalisyonlarda, başarısız koalisyonlarda olabilir. Başarısız koalisyonları başarısız kılan şey ekonomiyi ekonomik kararların alınamamasıdır. ...17 Ağustos depremi, ardından bankalar krizi ekonomik dengeleri alt üst etti. Ama asıl kriz 19 Şubat 2001'de Milli Güvenlik Kurulu'nda yaşandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le Başbakan Bülent Ecevit beyaz enerji operasyonu nedeniyle tartıştı. Anayasa kitabı havada uçtu. Sayın Sezer bunun üzerine çok aşırı bir tepki gösterdi. Dedi ki savcılar mutlak hakimdir. Her türlü yetkiye sahiptir. Bilmiyorsanız alın anayasaya bakın diye anayasa kitapçığını Ecevit'in önüne attı. Ben de gittim Sayın Ecevit'i aldım dışarı çıkardım. O toplantı yarım kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görülmedik bir davranışta bulundu. Devletin zirvesindeki tartışma Türkiye'nin en büyük ekonomik krizlerinden birine dönüştü. Birkaç gün içinde vatandaş %40 fakirleşti. Sayın Başbakanım, al ben diye satın. Ben diye satın. 28 Şubat, 99 Marmara depremi, 2000 ekonomik krizi, 2001 ekonomik krizi. Bu dört tane olayın hala Türkiye toplumunun psikoloji dünyasında, siyasete bakış dünyasında ne kadar büyük bir travma ve kırılma ürettiğini Türkiye siyasetinin ve akademisyenlerinin azının hala fark ettiğini düşünüyorum ben. Saygıdeğer diplomatlar, sevgili delege kardeşlerim, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan... Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir ortamda kuruldu. Aslında AK Parti'nin ilk adımı 14 Mayıs 2000'deki Fazilet Partisi Kongresi'nde atılmıştı. Necmettin Erbakan siyasi yasaklıydı ve Recai Kutan genel başkandı. Parti gelenekçiler ve yenilikçiler diye ayrılmıştı. Abdullah Gül Erbakan'a karşı bayrak açtı ve genel başkanlığa aday oldu. Ciddi yarışın olacağı ve kazanma ihtimalinin ortaya çıkacağına hiç kimse ihtimal vermiyordu. Takip ettiğimiz yol, yöntem, usul ve söylemlerimiz o kadar çok ikna edici ve etkili olmuştur ki neticede kazanma noktasına gelinmiştir. 'Yenilikçiler' Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin'in başını çektiği ekipten oluşuyordu. Şevket Kazan, Oğuzhan Asiltürk gibi isimler gelenekçi kanattaydı. Abdullah Gül kongre öncesi Asiltürk'le görüştü. Daima şunu söyledim. Bu bir hayırda yarıştır. Manevi değerleri terk etmeyelim. Ancak ön plana çıkarmayalım. Dünya kadar Türkiye'nin meselesi var. Bunu ön plana çıkaralım. Abi sen de böyle konuşursan bize iktidarı vermezler dedi. Çekti gitti. Ertesi gün grupta bir yüzümüz tekke, bir yüzümüz parti olarak başarılı olamayız dedi. Bu AKP'nin çıkış şeyi budur. Gençler, rica ediyorum. Sayın Gül'ü dinleyelim. Ve kongre günü geldi çattı. Salonda gerginlik vardı. Saygıdeğer misafirler. Haber geldi. Dedi ki Abdullah Bey veya sizden birisi yukarıya çıktığı zaman aşağı inerken merdivenlerin yanında 3-5 kişi yerleştirdiler. Sizi dövecekler. Ben buna ihtimal vermedim. Mevcut yönetimden yana olan kişiler kongre salonunda bize hiç de hoş davranmadılar. Mesela bir iki gencin yürürken bana çelme taktıklarını hatırlıyorum. O çocukları hatırlıyorum. Onlar bizim gençlerimiz.
Fakat tabii Erbakan'a karşı böyle bir şey yapılabilir mi? Yani onun rızası olmadan böyle bir çıkış yapılabilir mi? Siz ihanet ediyorsunuz anlamına gelen ithamlar vardı. Kürsüye yürüdüm ve konuşmaya başladım. Yani durduramadılar. Ve orada içimi döktüm. Kendi yavrularınızı yemeyin. Kendi insanınıza kuşkuyla ve korkuyla bakmayın. Eğer bu kuşku devam ederse hayatımız boyunca en acıyı tatmış oluruz. O kongrede yenilikçiler az farkla kaybetti. Fazilet Partisi laikliğe aykırı eylemleri nedeniyle kapatılınca da yollar ayrıldı. Vatandaş bu çizgiye Refah Partisi'ne, daha sonra Fazilet Partisi'ne, Milli Selamet Partisi'ne de destek vermiştir. Ancak sık sık kapatılan, sık sık duvara toslayan bir arabaya da vatandaş binmekte artık tereddüt eder. Öyle değil mi? Bu hareketin başında Recep Tayyip Erdoğan vardı. Muhafazakar demokrat olarak tanımladığı partinin ismini bulması için reklamcı Erol Olçak'ın kapısını çaldı. Başbakan bu bulunduğumuz mekan ajansımı ziyaret etti. Öncelikle isim çalışması yapabilir misiniz dedi. Biz de uzunca bir çalışmadan sonra 4 tane isim götürdük. AK Parti, daha sonra yine kurulan Genç Parti, Aydınlık Yarınlar Partisi. Hepimizin farklı farklı hep çok önerileri de vardı. Yenilikçi Parti isimlerden birisiydi. Birçok isimler vardı doğrusu o zaman. Ama sonunda hep beraber bu isme karar verdik. Peki amblem ne olacaktı? Erol Olçak ayçiçeği tasarladı, Erdoğansa ampulde ısrarcı oldu. AK Parti'nin amblemini biz, AK Parti aydınlığa açık, karanlığa kapalı, açılış konsepti buydu. Amblem olarak düşündüğümüz, tasarladığımız şey ayçiçeğiydi. Saat gece 4.30'a kadar ikna etmeye uğraştım ben ayçiçeği konusunda. Ama ısrarlı bir şekilde hayır dedi. Bizim amblemimiz ampul olacak. Fakat bizim ampulle ilgili bir tasarımımız yoktu. Partinin kuruluşunu saat 9'da anons edecektik ve hiç vaktim yoktu. Herhangi bir ampul sembolü seçtim ve onu açtım. Sağda yeni bir parti kurulurken hükümet Türkiye'yi ekonomik krizden çıkarmaya çalışıyordu. Kemal Derviş kurtarıcı olarak ekonomi yönetiminin başına getirildi. 2000 ve 2001 tanedeki krizler 90'lı yılların içi boşaltılmış bankalarının, içi boşaltılmış hazinenin getirdiği sonuçlardı. Ve o zaman yapısal reformları gerçekleştirdi. Başbakan Bülent Ecevit'in sağlık sorunları gündemdeydi. DSP'de istifa zinciri başladı. Bizi üzen, hatta Ecevit'leri de üzen bir konu, diyelim bir milletvekilinin ayrılışını televizyondan izliyoruz 8-10 kişi. Ve aramızdaki bir arkadaş da öbür ayrılanla ilgili son derece olumsuz, nasıl böyle bir hareket yapabilir diye bir tavır sergiliyor. Aradan 3 saat geçiyor, bizim yanımızdaki arkadaş bizden gittikten sonra bir bakıyoruz, o arkadaşın da istifa haberi televizyonda. DSP istifalarla uğraşırken ülkenin kaderini değiştirecek haber MHP'den geldi. MHP lideri, dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2002'de erken seçim istedi. Bu, ortakları Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz'a göre siyasi bir intihardı. Çünkü seçmen hala ekonomik krizin faturasını ödüyordu. Ekonomiyle ilgili alınan yapısal değişiklikler ve alınan kararların neticesi beklenmiş olsaydı, hem ekonomide çok hissedilir bir değişiklik yaşanacaktı, hem de hükümete duyulan güven çok daha farklı bir biçimde ortaya çıkacaktı. Kasım 2002'de seçmen sandık başına gitti. AK Parti %34 ile tek başına hükümeti kurdu. CHP %19 oy aldı. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıydı. Başbakanlığa Abdullah Gül geçti. Merkez sağ oy deposu. Kendini merkez sağın parçalandığı bir dönemde ve Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi liderlerinin birbirine girdiği bir dönemde ve bütün seçmenlerin ya bunlar gitsin de başka bir merkez sağ gelsin düşünce hissinde olduğu bir dönemde çok iyi kullandı, çok iyi sloganlarda kendini merkeze yerleştirdi. Seçmenin de aradığı böyle bir partiydi. Ve seçim sonuçlarında bir başka şansı yaver gitti. %10 barajını sadece 2 parti geçebildi.
Sadece biz değil, barajın altında Doğru Yol Partisi de kaldı. Yani ana muhalefet partisi, bakın o çok önemli, o 2002 seçimleri. Hadi iktidardaki 3 parti barajın altında kaldılar. Ana muhalefet partisi Doğru Yol Partisi'ydi. Normal olarak, normal bir sistemde hani iktidar gidiyorsa ana muhalefet partisi gelir. Bu sonuç Milliyetçi Hareket Partisi açısından beklenilen bir durum değil. Biz barajın altında kalacağımızı gerçekten tahmin ediyoruz. Çünkü bu ekonomik sorunlar ve siyasi belirsizliğin sorumlusu biz değildik. Var olan aktörlerin hiçbiriyle olmuyor demiş toplum zihin dünyasında. Ve o 4 yıl bütün o birikimlerin patladığı, bir yırtılmanın gerçekleştiği an. Ve o anda da elinde bir tane aktör var, hiç denenmemiş olan, bir şekliyle ben yenilendim diyen bir AK Parti. Susturamazlar! Ana muhalefet partisi CHP'nin de desteğiyle anayasa değişikliği yapıldı. Siyasi suçtan ceza alanlara meclis yolu açıldı. Erdoğan, cezaevine girmesine neden olan konuşmayı yaptığı Siirt'ten milletvekili seçildi. Abdullah Gül istifa edince de başbakan oldu. Seçim kampanyalarından bahsediyorsak altını çizmeden geçemeyeceğimiz bir örnek daha var. O da Cem Uzanlı Genç Parti. Genç Parti 2002 Temmuz'unda kuruldu, Kasım'da genel seçime girdi. Bu kadar kısa sürede, yani sadece 4 ayda öyle bir kampanya yürütüldü ki Genç Parti %7 oy almayı başardı. ...2002 seçiminde sonucu etki eden, hatta MHP ile DHP'nin baraj altında kalmasının nedenleri arasında gösterilen partilerden biriydi Genç Parti. Lideri Cem Uzan gençlik marşı ile kürsüye çıktı. Beyaz gömlek giydi, her zaman kolları sıvalıydı. Kalabalıkların arasına daldı, seçmene dokunmadan ilerlemedi. Konuşma öncesi konserler verdirtti, yemek dağıttı. Siyasilerde dokunmak önemli. Cem Uzan'ı görüyoruz. Seçmenleriyle hep tokalaşıyor, dokunuyor. Evet, şöyle yapıyor, öyle yapıyordu. Çok erkeksi ve maço bir dokunuş tarzı. Bu anlamı var tabii. Yani bir sıcaklık, samimiyet ifadesi. Ben senin yanındayım, seninle beraberim, senin için buradayım deme ifadesi. Genç Parti bütün partileri sekteye uğrattı. Dinamik ama tutsa 7'de benim kişisel kanaatim Türkiye için çok tehlikeli olabilecek bir siyaseti kovalıyordu Genç Parti. Bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşim. 2007'ye gelindiğinde aylar sürecek köşk seçimi tartışmaları da başladı. Milli Görüş geleneğinden gelen birinin Cumhurbaşkanı adaylığı tepkilere yol açtı. Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yazdırdığı şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi dolmuştu. Yeni bir cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyordu. AK Parti'den Abdullah Gül cumhurbaşkanlığına aday oldu, ancak Anayasa Mahkemesi çok tartışılacak bir karar aldı. Eğer oylama günü mecliste 367 vekil bulunmazsa oylamalar geçersiz sayılacaktı. Öyle de oldu. Sonunda Abdullah Gül adaylıktan çekildi ve erken seçim kararı alındı. Eğer bir yoklamayla 367'yi tespit etmezseniz bu toplantı açılamaz. Ben o kararı alınca adaylığımı kendim arkadaşlarımla da konuşmadan çektim. Çünkü arkadaşlarım bunu onur meselesi yapıp devam etmemizi isteyebilirlerdi. Ben ise bunun çok anlamsız olacağını, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem siyaseti hem hepimizin yıpratacağını düşünerek adaylığımı hemen çektim. Çünkü bu karar, artık Anayasa Mahkemesi kararı ortadayken lüzumsuz turlamaların yapılması 1980 itilalinden önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçilmemiştir. Olup bitenler milletin gözünden kaçtı mı zannediyorsunuz? Gereken cevabı sandıkta vereceğinizden eminim. Durmak yok, yola devam sloganını kullanan AK Parti 2007 seçimlerinde oylarını %34'ten %46'ya yükseltti. Bir önceki seçimde %19 alan CHP'nin oy oranı %21'e yakındı. MHP'nin oy oranı ise %14'tü. Yenilenen meclisteki oylamada Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Namusum ve şerefim üzerine and içerim.
Anayasa Mahkemesi'nin kararını, Genelkurmay'ın açıklamalarını halk bir müdahil olarak değerlendirdi ve sandıkta oylarıyla buna tepkisini ortaya koydu. Seçim meydanlarında el ele kol kola bir mağduriyet edebiyatıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi ile gittik. Milletin seçimi yerine Cumhurbaşkanlığı 367 krizi ortaya çıktı. İktidar partisi oylarını %12 yükseltirken ana muhalefet CHP'nin oyu %1 arttı. Murat Karayalçın'a göre bunun nedenlerinden biri solun birlik olamamasıydı. 2009 seçimlerinde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Anakent Belediye Başkan adayı oldum. 2009 seçiminde. Başka bir sol parti yok. Bir sol partinin adayı yok. Tek adayım. Fakat bu kez CHP içinde bir grup. Sayıları da 200 bine geliyor. Sayın Mansur Yavaş'a oy verdi MHP'nin adayına. Bunu önleyemezseniz zaten iktidarda olamazsınız. Zaten size iktidar fırsatını da vermez kimse. Müthiş final. UEFA Avrupa Ligi'nin en büyüğü NTV'de belli oluyor. Bir yanda Ukrayna temsilcisi Dnipro, diğer yanda İspanya'dan Sevilla. Vaka şut şansı, geriye bıraktı. Yerden gol! Alex Vidal topu alana gönderdi. Dnipro Sevilla UEFA Avrupa Ligi finali çarşamba akşamı 10'a çeyrek kala canlı yayınla NTV'de. ...12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliği referandumu... ...köklü sorunlara siyasi çözüm umudu getirdi. AK Parti 2011 seçiminde bu rüzgarı arkasına aldı. %49 oy oranına yükseldi. Artık şarkısı Biz Birlikte Türkiye'yiz. ...2002'de bu tasfiye için oy verildi. Yani AK Parti'yi iktidara getirmek için değil, öyle olsaydı %50 oyu o zaman verildi. %30'lar, 30 küsur. Asıl önemlisi öbür %45 oyun dağıldığı diğer bütün eski partileri tasfiye etmesiydi 2002'de. 2007'de AK Parti'nin o 5 yıldaki ekonomik başarısına oy verildi. 2011'de ilk kez Türkiye toplumu bu birikmiş, 100 yılın birikmiş siyasi problemlerinin, Kürt meselesi, Alevi meselesi gibi birçok yığın halinde gelen birikmiş problemlerin siyaset marifetiyle çözülebileceği umuduna oy verdi. Ve dört parti de anayasa vaadiyle seçime gitti. Seçmen geleceğe oy verir. Yani hiç kimse geçmişi satın almaz, geleceği satın alır. Geleceğiyle ilgili kendine bir numaralı mesele, bütün ölçümlemelerde ortaya çıkar, güven meselesidir. Kendisini sosyal olarak güvende hissedecek. İkincisi ekonomik olarak güvende hissedecek. CHP'de ise genel başkan değişti. Kaset komplosunun ardından Deniz Baykal istifa etti. CHP 2011 seçimine Kemal Kılıçdaroğlu ile girdi. %26'ya yakın oy aldı. Sloganları herkes için CHP'ydi. 12 Haziran'da bu ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göster. Sandığa git, oyunu kullan, gücünü göster. Türkiye artık rahat bir nefes alsın. 2011 yılı seçim kampanyasına baktığınızda tamamen ekonomik ağırlıklıydı. Ama galiba herhalde biz anlatamadık. Yani burada bir eksiklik var. Birincisi bu faktör, ikincisi genelde dünyanın tamamında da böyledir. Yani sadece bize mahsus değil. Eğer bir şey iyi gidiyorsa, yani bir sıkıntı yoksa, ne derseniz deyin, toplumun çok dikkatini çekmiyor. Taşeron işçiliği kaldıracağız demişiz. 2011 projemiz. Sosyal yardımlar, yani aile sigortası dediğimiz yine 2011 yılın projesi. Bütün bunlara baktığımızda sanki CHP dün hiçbir şey söylememiş, yeni keşfetmiş, yeni fark etmiş algısı bir haksızlıktır. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Ben sağcı solcu diye ayırmam. Ben doğulu batılı. Ya insanların sorunlarını giderecek projeleri, çözümleri ortaya koyamamışsınız. Ya da bunları ortaya koymuşsunuz ama bunları doğru dürüst anlatamıyorsunuz. O zaman da örgüt yapınızda bir sorun var demektir. Ya da her ikisinde bir de sorun var demektir.
Yani o dönemde niye istenilen sonuçlar alınmadı sorusunun yanıtını bu çerçevede aramak gerektir diye düşünüyorum. 2011 seçimine aslında kasetler damgasını vurdu. Siyasetçiler hakkındaki dedikodular ya da internette yayınlanan görüntüler birçok ismin istifasına neden oldu. Onlardan biri de MHP'li Deniz Bölükbaşı'ydı. Benimle ilgili bir kaset de çıkmadı. Fakat bazı şeyler seçime gidilen süreçte benim üzerimden parti içinde tartışılması bu komployu tezgahlayanların amacı Milliyetçi Hareket Partisi'ni %10 barajının altında bırakmaktı. Bu tartışmalara mahal vermemek için o gün adaylıktan çekildik. Artık karar anı geldi. 12 Haziran'da işsizlik ve yoksulluk bitsin istiyorsan sesime kulak ver Türkiye. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşuna ses ver derken oylarıyla bu desteğini sağla anlamında bir arayışımız vardı. Gerçekten vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıktı. O dönemde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün kurmayları izlenmiş, dinlenmiş. Hatta bu bireysel olarak özel hayatıyla ilgili konular miting meydanlarında dönemin başbakanı tarafından bir seçim malzemesi olarak kullanmış olduğu bir döneme doğru gittik yani. Sesime kulak ver Türkiye. Sesime ses veriyorum başkanım. 2014 yerel seçimlerine hazırlanırken 17 ve 25 Aralık operasyonları yaşanınca AK Parti'nin seçim stratejisi değişti. Bir önceki seçimde biz birlikte Türkiye'yiz'e oy arayan AK Parti 2014'te sadece Erdoğan'ın anlatıldığı Domra'yla seçimlere girdi. Bu şarkının çok fazla Tayyip Erdoğan olduğunu ve sakıncalı olabileceğini söyledi. Bu şarkıyı çok zor kabul etti. Benim ifadem aynen şudur. Bu şarkı sizin şarkınız değil. Sizi sevenlerin şarkısı. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. CHP ise 1973'teki seçim şarkısı Hayat Bayram Olsa'yı bir kez daha kullandı. Ama bu sefer belediye başkanlarına söyletti. Hayat Bayram Olsa filmi aslında umut vaat eden ve bütün Türkiye'nin o günkü kaotik döneme ilişkin bir umut filmidir. CHP iktidarında aslında herkesin hayatının rahatlayacağını, toplumdaki sıkışmanın, toplumdaki polarizasyonun biteceğine ilişkin bir kampanyadır. Ekmek için, ekmek için ekmelettin. Tabuğumuz birlik ruhunu içini açtığında da çokluk heyecanını gösterecek. Bir tek sen dursadın. Sevgili, en sevgili. 2014'teki köşk seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'a karşı yarışan Recep Tayyip Erdoğan, seçmenin %51,6'sının oyuyla Cumhurbaşkanı oldu ve başkanlık sistemi tartışmasını başlattı. Bundan sonra tartışmamız gereken yeni anayasanın ve başkanlık sisteminin içeriği olmalıdır. Bu ülkenin tarihinde idam edilmiş bir başbakan da var. Zorla istifa ettirilen de. Zaman zaman darbelerle kesintiye uğrasa da Türkiye'nin demokrasi yolculuğu devam ediyor. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. 7 Haziran'da bir kez daha sandık başına gideceğiz. Ancak bu kez seçimin gündem maddesi bambaşka başkanlık sistemi. Önümüzdeki dönem neler getirecek bunu zaman gösterecek. Birinci parti olamazsak bırakırım. 4 yıl ver Türkiye inşa kaldırın. Ekonomi programımızda milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını gidereceğiz. Bizim ekmekten sudan önce barışa ihtiyacımız var değerli kardeşlerim.